Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Aydın Yayınlarına ait AYT denemelerinden 13.sünü çözeceğiz. İlk sorumuza baktığımızda diyor ki elektron bulunma olasılığının en fazla olduğu bölgeye, evet, bu bölgelerin adını veriyoruz. Orbital adını veriyoruz. Yani yukarıdaki ifadelerde yer alan boşluklara getirilmesi gereken uygun kavramı doğru bir şekilde yerleştirdiğinde hangi kavram açıda kalır? Evet, orbital gitti. L diyor. Nokta noktada, evet, L neyi gösterir? Açısal momentum kuantum sayısı dediğimiz L ile gösteriliyor. Orbitalin şeklini belirtir. O zaman bu da gitti. ML, evet, bu da manyetik kuantum sayısıdır. Şuradaki ML manyetik kuantum sayısıdır. Orbitalin uzaydaki yönelimi belirtir. O zaman ne oldu? Burada kabuk sayısı boşta kaldı. Yani cevap E şıkkı olur. İkinci sorumuza baktığımızda soy gaz olmayan ve periyodik cetvelin A gruplarında bulunan X, Y, Z ve V elementleri için aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? X ile Z'nin değerlik elektron sayıları aynı. Değerlik elektron sayıları aynı ise aynı grupta olma olasılıkları var. Tabii mesela 2 olunca helyum olma olasılığı da var. Onu da unutmayalım. Y ile V arasında iyonik yapılı YV bileşiği oluşur. V elementi bir halojendir diyor. Evet, V elementi bir halojen. Yani 7A grubunda. O zaman V'nin atom numarası 9 olabilir. Şu şekilde düşünebiliriz. 2'ye 7, evet, olabilir mi? Böyle bir olasılık söz konusu. Sonuçta V elementi halojen. X, N ve Z N iyonları izoelektronik. Bakın X ile Z değerlik elektron sayıları aynıdır diyor. Yani bunlar şöyle düşünebiliriz. Bunlar aynı grupta. Şimdi şu N tane elektron aldı. Bu da ya da verdi. N tane elektron aldı ya da verdi şeklinde düşünsek. Bakın bu diyelim ki N tane elektron verdi. O zaman daha geriye gidecek. Bu da daha geriye gidecek. Yani şöyle bir periyodik tablo çizersek. Mesela diyelim ki X şurada, Z de burada. Şimdi X N tane, yani bir tane elektron verdi diye mesela bir gerideki soy gazı ulaşacak. Z ise bir elektron verdiğinde şuradakine ulaşacak. Yani bunların aynı elektron alıp ya da aynı elektron vermelerinde izoelektronik olma şansları var mıdır? Yoktur. Çünkü izoelektronik tanımı ne? Elektron dizilimleri, yani dolayısıyla da elektron sayıları aynı olan element şey atomlar, iyonlar diyebiliriz. O zaman nedir bu ifade? Kesinlikle yanlıştır. X ile Z aynı gruptadır. Evet, bakın değerlik elektron sayıları aynı olduğu için aynı gruptadır dedik. Y alkali metaldir. Bakın şöyle söyleyeyim. Şimdi V elementi halojense ve yani halojenden biliyorsunuz ki kararlı bileşiklerde eksi bir değerlik alacak. Buradaki Y ne olacak? Artı bir değerlik alacak. Yani o zaman 1A grubunda olacak. Alkali metaldir. X ile Z'nin kimyasal özellikleri benzer olabilir. Evet, aynı grupta oldukları için kimyasal özellikleri benzerdir. Ya da tekrar söyleyeyim. Bakın bunlar, yani X 2A grubunda olup Z şurada da olabilir. Ama olasılık dahilinde mi aynı grupta olabilirler. Evet, üçüncü sorumuza baktığımızda kaplardaki sulu çözeltilerin klor iyonları molar değişimleri eşittir. Bu çözeltilerle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi bu maddeyi suda iyonlaştırırsak bir tane alüminyum artı 3 tane klor şeklinde iyonlaşır. Bu maddeyi iyonlaştırırsak bir tane kalsiyum artı 2 tane klor şeklinde iyonlaşır. Şimdi bakın şurada ne demiş? Klor iyonları molar değişimine eşittir. Mesela 3'e 2 olduğu için buna 6 molar desek burası da 6 molar olsun. O zaman şurası kaç olur? 2'ye 1 orandan 3 molar. O zaman bileşiğimiz kaç olur? Buradaki bileşikte 3 molar olur. Evet, burası 6 molarsa 3'te 1 oranda olduğu için 2 molar. Şuradaki başında yine 1 olduğu için burası da 2 molar. Çözünen maddeler mol sayıları arasındaki ilişki şu şekildedir diyor. Bakın mol sayısına geçmek istiyorsak ne yapmamız lazım? Molarite eşittir N bölü V. Yani N eşittir molarite çarpı hacim. O zaman 2 kere 2 burası 4 mol yapar. 2 moları 2 ile çarptık. Burayı da 4 kere 3 12 mol yaptı. O zaman nedir? 2 büyüktür 1. Doğru. Aynı dış basınçta donmaya başlama sıcaklıkları arasındaki ilişki. Şimdi donmaya başlama sıcaklığı iyonlara bakacağız. Yani sudaki iyonlar. Şimdi burada kaç var? 8 molar. O zaman mesela bu donma noktasına değer verelim. 8 derece düşürürse burası da kaç? 9 molar olduğu için burası 9 derece düşürecek. O zaman burası eksi 8 oldu. Burası eksi 9 oldu. O zaman 1 büyüktür. 2 ifadesi doğrudur. Aynı dış basınçta kaynarken buhar basınçları arasındaki ilişki. Bakın şöyle söyleyelim. Kaynamanın tanımı nedir? Bir sıvının iç basıncı, bakın, bir sıvının buhar basıncı dış basınca eşit olunca kaynama gerçekleşir. Şimdi bunlar aynı dış basınçta kaynıyorsa bu maddenin de buhar basıncı dış basınca eşit. Bu maddenin de buhar basıncı dış basınca eşit. Bakın şu kaynarken ifadesi çok önemlidir. Aynı ortamda
Kaynayan bütün sıvıların buhar basınçları birbirine eşittir. Molaritesi, cinsi hiçbir şey önemli değildir. Ama nedir? Şu ifadeyi görmemiz gerekir. O zaman 3 de doğrudur. Cevap E şıkkı olur. Dördüncü sorumuza baktığımızda V1 V2 hacimli iki ayrı kapta eşit kütlelerde ideal davranışla helyum gazları vardır. Bu gazlar için koşullardan hangilerinde birinci kaptaki gazın basıncı ikinci kaptaki gazın basıncından büyük olur diyor. Bakın şöyle söyleyeyim. Eşit kütlede diyor. Helyum diyor. Şimdi kütlesi eşittir. N eşittir. M bölü MA. Kütle eşitse zaten ikisi de helyum olduğundan mol kütlesi de eşit. O zaman bu maddeler molleri eşit diyebiliriz. Yani molleri eşit. Evet şöyle diyebiliriz. Bakın P, V, N, R, T. Şimdi molleri eşit. Şuraya baktığımızda sıcaklıkları da eşit demiş. O zaman R'leri de eşit. Şimdi o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Basınçla hacim ters orantılı. V1 büyük. V2 ise burada şunu söyleyebiliriz. P, yani V1 küçük, V2 ise ters olacağı için P1 büyük. P2 zaten ne arıyoruz? Birinci kaptaki gazın basıncı ikinci kaptakinden büyük arıyoruz. O zaman birincisi oldu. İkincisi için yazdığımızda yine P, V, N, R, T. Bakın R zaten gaz sabiti. Molleri de eşit dedik. O zaman buraya baktığımızda birinci şart hacimleri de eşit. Sıcaklıkla basınç doğru orantı. O zaman T1 büyük. T2 ise yine P1 büyük. P2 olur. Evet bakın burada yine şunla şu aynı. Yani hacimleri eşitmiş. P, V, N, R, T. R sabit. Mol sayısı sabit. Hacimleri de sabit tutarsak diyor. Evet nedir? Sıcaklıkla basınç doğru orantılı. T2 büyükse o zaman burada ne olacak? P1 küçük. P2 olacak. Yine geldik şuraya. P, V, N, R, T. Bakın molleri eşit. Sorunun başında bulduk. R de eşit. Sıcaklıkla da eşit aldık. O zaman ne olacak? Hacimle basınç ters orantılı. V1 büyük. V2 ise o zaman P1 küçük. P2 olur. Biz birincinin büyük olduğu durumları arıyorduk. O zaman cevap 1 ve 2 olur. Yani D şıkkıdır. Evet 5. sorumuza baktığımızda seri bağlı elektroliz kaplarından birinde X artı iyonları diğerinde ise Y artı 2 iyonları içeren sulu çözeltiler vardır. Bu kapların katotlarında aynı süre sonunda 5,4 gram X ve 1,6 gram Y toplanıyor. Buna göre Y'nin atom kütlesi kaçtır? X'in atom kütlesi burada verilmiş. Bakın şöyle oluşacak. X'in bulunduğu kapta X bir tane elektron alıp X'e dönüşecek. Y artı 2 ise 2 tane elektron alıp Y'ye dönüşecek. Şimdi biz şu bilgiden X'in molünü bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Çünkü seri bakın bunun molünü bulacağız. Buradan elektronun molüne geçeceğiz. Seri bağlı kaplarda elektronların mol sayıları birbirine eşittir. O zaman buradan şu aşağıdaki elektrona geçeceğiz. Oradan da Y'nin molüne ve atom kütlesine geçeceğiz. O zaman X için şu bilgiyi kullanırsak N eşittir. M bölü MA. 5,4 bölü 108. Evet bunu şu şekilde yazabilirsiniz. 54 bölü 10 ve 108 şeklinde yazabiliriz. O zaman şunu şunu sadece 1 bölü 20. Evet bakın burası 1 bölü 20. Yani 0,05 mol şeklinde söyleyebiliriz. O zaman burası da bakın bununla bunun katsayısı eşit olduğu için bu da 0,05 mol. Bakın elektronlar mol sayıları eşit dedik. Burayı kaç bulduk? 0,05. O zaman burası da 0,05. O zaman burası ne olacak? Yarısı olacak. Çünkü nedir? 2'ye 1 oranı var. O zaman burası 0,05 bölü 2. Bakın molünü biliyoruz. Kütlesini biliyoruz. 1,6 o zaman MA. Ne yaptık? Yani şu formülü bakın N eşittir. M bölü MA uyguladık. Molünü biliyoruz dedik. Kütlesini zaten soruda vermiş. Mol kütlesi isteniyor. Buradan bakın şunu şöyle yazabilirsiniz yine. 1 bölü 20 çarpı 2. Burası 40 yapar. 40'ı da buradan çarptığımızda evet cevap kaç çıkar? 64 çıkar. 16 ile çarptığımızda A şıkkı olur. Evet 6. sorumuza baktığımızda molekül sayısı kinetik enerji değişiminin grafiği verilen yukarıdaki tepkime ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Evet bu grafikte bakarsak ikinci durumda nedir? Aktivasyon enerjisini geçen sayacak sayısı daha fazla. Yani şöyle söyleyebiliriz. T2 büyüktür. T1. Bakın şunu da söyleyebiliriz. E1 katalizörlü çünkü eşik enerjisi daha düşük. E2 ise eşik enerjisi daha yüksek olduğu için katalizörsüz. Evet ikinci durumda tepki hızı birinci duruma göre daha hızlıdır. Evet ikinci durumda bakın birinci durumda eşik enerjisini aşan tanecik sayısı mesela bu kadar iken ikinci durumda eşik enerjisini aşan tanecik sayısı şu kadar. Onun için birinci ifade doğrudur. Birinci durumda kaba katalizör eklenmiş ve sistemin sıcaklığı arttırılmıştır. Bakın birinci durumda sadece kaba ne yapılmıştır? Katalizör eklenmiş ama sıcaklık ikinci durumda değiştirmiş. Yani ikinci durumda
sıcaklık arttırmıştır. Birinci durumda sıcaklık düşürülmüştür olması lazım. Bu yanlış. İkinci durumda moleküllerin ortalama kinetik enerjisi azalmıştır. Hayır, ortalama kinetik enerji sıcaklıkla doğru orantılıdır. Onun için sıcaklık ikinci durumda daha büyük olduğu için kinetik enerjisi de artmıştır. O zaman cevap yalnız bir olur. Evet, 7. sorumuza baktığımızda tepki metodu diyor. 2 litrelik sabit hacimli kapta X2Y3 gazıyla başlanarak sabit sıcaklık tepkime gerçekleştiriyor. Tepkime denge ulaştığında kapta 8 mol Y2 gazı bulunuyor. Buna göre başlangıçta kaptaki X2Y3 gazının mol sayısı kaçtı diye sorulmuş. Evet, tepkimemizi şuraya yazarsak X2Y3 tepkimeye girip X2Y katısı, bakın bu katı şuysa gaz, fiziksel halleri önemli çünkü dengeye biliyorsunuz ki katılar yazılmaz ve KC'si 4 diye verilmiş. Şimdi başlangıçta şöyle yapalım, başlangıç değişim ve denge. Evet, bilmiyoruz, bakın tepkimede buna başlangıçta A diyelim. Bunlardan yok. Peki dengeye geldiğimizde ne oluyor? Bundan 8 mol oluyormuş. Bu 8 mol art oluyormuş. Yani bu 8 mol arttı. Şimdi burası 8 mol arttıysa burası da 8 mol artmıştır. Burası da 8 mol azalmıştır. Bu 8'i neye göre söyledik? Hepsinin katsayısı eşit olduğu için mol sayıları eşit olur. Burası A eksi 8, burası 8, burası da 8 olur. Bakın tekrar söyleyeyim, katı bizi ilgilendirmiyor. Yani şunun mol sayısı KC'de yazılmıyor. Onu yazmasanız da olur. Şimdi biz KC'de yazabilmemiz için KC bağıntısı nedir? KC eşittir ürün bölü giren. Ürünlerde kim var? Sadece Y2 alacağım. Girenlerde ise kim var? X2, Y3'ü alacağım. Tabii köşeli parantez nedir? Moleritedir. O zaman bunları moleriteye çevirmem lazım. 2'ye böleceğim. Çünkü molerite eşittir M bölü V. Yani molü hacme böleceğim. Burası 4 molar yapar. Burası ise A eksi 8 bölü 2 yaptı. Getirip KC'de yerine yazarsam KC değerimiz 4'müş. 4 eşittir 4 bölü A eksi 8 bölü 2 yaptı. Dörtler birbirini götürdü. 2 yukarıya giderse, yani şuraya geldi. Şurada da 1 var. İçler dışlar yaptığımızda A eksi 8 eşittir 2'den A eşittir 10. Evet, başlangıçta A sayımız, yani şu başlangıçtaki X2 Y3'ün miktarını soruyordu. Cevap o zaman 10 moldür. Cevap A şıkkıdır. 8. sorumuza baktığımızda biri zayıf, diğeri kuvvetli asit olan X ve Y gibi iki ayrı maddeden eşit mol sayılarını da alınarak saf su ile aynı sıcakta birer litrelik çözeltileri hazırlanıyor. Buna göre hangileri aynıdır diyor. Bakın şöyle söyleyeyim. Mol sayıları eşit, hacimlere eşit. Molerite eşittir M bölü V. Yani bura eşit, bura eşitse burada eşittir. Molar derişimleri eşittir. pH değerleri, bakın biri kuvvetli, diğeri zayıf. Şimdi kuvvetli olan %100 iyonlaşacak. Mesela diyelim ki hepsi, ikisinden de 1 mol aldık. Şimdi mesela biri kuvvetli HX. Attın suya H artı X şeklinde. Şimdi bundan 1 molar atarsan bundan da 1 molar çıkar. Bundan da 1 molar çıkar. Yani bunun pH'i logaritma 1'den 0 çıkar. Mesela diğeri de zayıf olsun. Zayıf olanlar denge şeklinde iyonlaşır. Yani mesela bundan da 1 molar aldın. Ama bundan 1 molar çıkmaz. Yani 0,1 çıkabilir, 0,01 çıkabilir. Sonuçta şuralar farklı olduğu için pH değerleri farklı olur. Elektriksel iletkenlikte iyonların molaritesi ile doğru orantılıdır. İyonların molaritesi. Şimdi iyonların molaritesi eşit mi? Değil. O zaman elektriksel iletkenliklerde eşit değildir. Cevap yalnız 2'dir. Verilen tepkime en küçük tam sayılara denkleştirildiğinde suyun katsayısı aşağıdakilerden hangisini doğru verilmiştir diye sorulmuş. Şimdi burada öncelikle şunu yaparsak, bakın her elementin yükseltgenme basamağını bulursak lityum 1A grubunda olduğu için artı bir değerli kalır. Hidrojen genellikle artı bir alır. Oksijen eksi 2. Zaten toplamı 0 olacak. Şimdi burada brom serbest halde olduğu için değerli 0'dır. Lityum burada artı 1, brom eksi 1, lityum artı 1, oksijen eksi 2 değerli kalır. 3 kere 2 altın. Biri buradaysa 5'i de buradadır. Toplamı 0 olacak arkadaşlar. O şekilde düşünün. Buradaki hidrojen değerli artı 1, oksijen değerli de eksi 2'dir. Şimdi burada dikkat ederseniz brom 0'dan eksi 1'e hem indirgenmiş, brom 0'dan artı 5'e hem yükseltgenmiş. O zaman biz burada indirgenme ve yükseltgenme tepkimelerimizi yazarsak brom 1 eksi 1'e gitmiş. Brom 1 de artı 5'e gitmiş. Şimdi öncelikle buradaki bromun sayısı 2 olduğu için buraya 1, 2 yazarız. Şimdi 0'dan 2 kere 1 eksi 2'ye gittiği için o zaman 2 elektron almıştır. Brom yine burada 2 olduğu için buraya 1, 2 yazarız. Şurası 0. O zaman nedir? 0'dan 10'a gittiği için 2 çarpı 5'ten 10'a gittiği için buraya da 10 elektron yazarız. Bu şekilde yazdık. Şimdi burada alınan elektron sayısını verilen elektron sayısına eşitlemeniz lazım. Burada 10 elektron var.
Burada 2 elektron var. O zaman yukarıyı 5 ile çarpıp taraf tarafa toplamamız lazım. Bakın burası 5 oldu. Burası 10 oldu. Burası da yine 10 oldu. O zaman şunu söyleyebilirim. 5 tane brom burada var. 5 tane brom da şey bir tane de burada var. 6 tane brom oldu. O zaman şu eksi 1 yüklü bromun başına 10 geldi. Şu artı 5 yüklü bromun başına da 2 geldi. Tabii şunu da söyleyebiliriz. Elektronlar birbirine götürdü. Şimdi bu bulduğumuz katsayıları tepkimele götürüp bu maddelerin başına yazmamız gerekiyor. Evet, şu bromun başına 6 geldiği için buraya 6 yazdık. Şu bromun başına 10 gelecekti. Şuraya 10 yazdık. Şu artı 5 yüklü bromun başına da 2 gelecekti. 2 yazdık. Şimdi burada hidrojen ve oksijene geçmeden önce tüm elementlerimizi denkleştirme kontrolümüzü yapmamız lazım. Şimdi burada 12 tane brom var. 12 brom var. Bromlar denk ama lityumlar denk değil. Bakın burada 10 tane lityum var. 2 tane de burada 12 tane de lityum var. O zaman buraya 12 yazıyoruz. Evet, lityumu da denkleştik. O zaman hidrojene bakıyoruz. Bakın 12 hidrojen oldu. O zaman buraya 6 yazıyorum. Hidrojenler de denkleşti. Çünkü 6 kere 2 12. Oksijenlerin kendiliğinden denkleşmesi lazım. Yaptığımız işlemler doğruysa. Bakın 12 oksijen burada var. 2 kere 3 6 oksijen burada var. 6 kere 1 6 oksijen de burada var. Toplam 12 oksijenimiz var. O zaman yaptığınız işlemler doğru. Ama burada bir şeye daha dikkat etmeniz lazım. En küçük tam sayılarla diyor. Şu an bizim bulduğumuz katsayılara baktığımızda hepsi 2 ile sadeleşebilir. O zaman 2 ile sadeleştirirsek burası 6 olur. Burası 3 olur. Burası 5 olur. Burası 1 olur. Burası da 3 olur. Evet. Bu şekildedir. Son mavi ile yazdığımız baş katsayıları vardır. O şekilde düşüneceksiniz. O zaman suyun baş katsayısı 3 olacaktır. O zaman cevap da değişiklik çıkacaktır. Evet, 10. sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda verilen standart yarı pil gerilimleri standart koşullardaki hidrojen elektroda göredir. Eğer birinci tepkimenin standart yarı pil gerilimi sıfır kabul edilseydi ikinci ve üçüncü tepkimelerin standart yükseltgenme yarı pil gerilimleri kaçar volt olurdu? Bakın arkadaşlar şunu söyleyeyim. Şimdi bunu sıfır yapmamız için buna 1.66 eklememiz lazım. 1.66 eklediğimizde sıfır olur. O zaman buna da 1.66 eklememiz lazım. O zaman burası 0. artı 0.90 volt olur. Buna da 1.66 eklememiz lazım. Çünkü bunlar nedir? Birbirlerine göre bağlı olarak bulunan sayısal değerlerdir. O zaman burası da artı 1.22 volt olur. Tabi bakın bir de şurada dikkat etmemiz gereken yükseltgenme potansiyelleri sorunu. Şimdi burada çinko indirgenmiş. Demir indirgenmiş. Bu maddenin indirgenme potansiyeli 0.90 olursa yükseltgenme potansiyeli yani bunu ters çevirirsen bu da işaret değiştireceği için burası eksi 0.90 volt olur. Şimdi bunu da ters çevirirsem eksi 1.22 volt olur. Yani cevap B şıkkı olur arkadaşlar. 14.8 miligram kalsiyum hidroksit katısıyla doymuş çözelti hazırlamak için kaç litre su kullanılmalı diyor. Şimdi burada hacim sorulmuş. Yani şöyle söyleyeyim. Moleküler eşittir. M bölü V diye bir formülümüz var. Bakın buradan hacmi bulacağız. Şimdi şu ilk verilen bilgiden molü bulabilirsiniz. Yani şurada yerine yazabilirsiniz. KÇÇ dediğimiz yani çözünürlük çarpımında da molariteyi bulabilirsiniz. Bütün bilgileri getirip bu formülle yerine yazarsınız. Şimdi öncelikle şu bilgiyi kullanalım. Mol eşittir. Kütle bölü mol kütlesi. Tabii buradaki kütlemiz gram olması lazım. Şimdi burayı 1000'e bölersek yani 14.8 bölü 1000 grama çevirirsek yani şöyle yapar 148 onu bir tane burada var 3 tane de buradan gelse 10 üzeri eksi 4 yapar. 148 çarpı 10 üzeri eksi 4 gram yaptı. Bölü mol kütlesi de 74. O zaman sadeleştirirseniz evet yukarıda 2 kalır. O zaman bu maddemizin molü 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol. Evet molü bulduk. Şimdi bir de bu maddenin suda çözülme denklemini yazıp molaritesini bulursak kalsiyum hidroksit katısına biz suya attığımızda kalsiyum artı şurada 2 olduğu için 2 tane de hidroksit iyon olarak açığa çıkacaktır. Burada kalsiyumun değerli artı 2, hidroksitin değerli eksi 1. Değerlikleri yazmanıza gerek yok aslında kullanmayacağız onu da belirtelim. Başındaki sayılar önemlidir. Şimdi nedir KÇÇ? Yani denge sabiti olduğu için ürün bölü giren. Tabii katılar yazılmaz. Burada sadece sudaki iyonları alacağız. O zaman ne olacak? Kalsiyum artı 2 iyonu var. Ve hidroksit iyonu var. Hidroksitin başında 2 olduğu için karesi olacak. Şimdi biz bu maddemizin sudaki doygun çözeltisindeki molaritesini S molarite dersek burası da S molarite. Burası ise 2S molarite olur. O zaman yazıyorum. Şurası 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 eşittir. S çarpı 2S'nin karesi.
Şurası 4 ise kare yapar. Bir de burada. O zaman 4 ise küp yaptı. Eşittir. 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 dörtler birbirini götürdü. Her iki tarafın 3. dereceden kökünü aldığımızda buradan s eşittir 10 üzeri eksi 4 molar çıktı. Evet, molünü bulmuştuk. Molaritesini de bulduk. O zaman getir burada yerine yazarsak şurası 10 üzeri eksi 4 eşittir 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü hacim. O zaman buradan 10 üzeri eksi 4'ler birbirini götürürse hacim eşittir 2 litre çıkar. Yani cevap da değişik olur. Yukarıda verilen şemada bazı bilindik moleküllerin özellikleri ile ilgili ödev hazırlamaya çalışan Özlem, moleküle ait bazı bilgileri hazırladı. Şemada yerleştirirken iki şemada hata yapmıştır. Buna göre şemadaki bileşiklerden hangilerinin yeri değiştirilirse Özlem bilgileri doğru vermiş olur diye sorulmuş. Ve burada öncelikle bileşiklerinizi çizmeniz için şuradaki elektron dizilimlerini yapmanız lazım. Şimdi hidrojenin atom numarası 1, değerlik elektron sayısı da 1 olur. 1 bağ yapar. Bor 5 olarak verilmiş. 2'ye 3. Değerlik elektron sayımız 3. O zaman 1, 2, 3 tane noktamız var. O zaman 3 bağ yapacaktır. Karbon 6. 2'ye 4. O zaman 1, 2, 3, 4. 4 tane noktası olduğu için, tekli noktası olduğu için 4 bağ yapacaktır. Azot 7. 2'ye 5. Değerlik elektron sayımız 5. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, şurada 3 tane tekli noktamız olduğu için 3 bağ yapar. Oksijen 8. 2'ye 6. Evet, değerlik elektron sayımız 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurada iki tane tekli noktamız, yani ortaklanmamış nokta diyoruz onlara. Ortaklanmamış elektron diyoruz. 2 bağ yapacaktır. Şimdi formaldehidi çizersek, yani birinci bileşimize karbon 4 bağ, oksijen 2 bağ, hidrojenler de birer tane bağ yapacak. O zaman bu şekilde olur. Şimdi bu bileşik için diyor ki 3 tane sigma bağ içerir. SP2 birleşmesi yapan atom içerir. Apolar moleküldür. Şimdi buraya baktığımızda bakın 1, 2, 3 tane sigma var. Bir tane pi bağ var. Ve 3 tane sigma bağ olduğu için hibritleşmesi SP2'dir. Ama her taraftan eşit çekilmediği için polar bir moleküldür. O zaman burası yanlış. Yani birinci yanlışımızı bulduk. Karbondioksite baktığımızda ikinci bileşimize. Evet, karbondioksit bu şekilde olur. Şimdi çoklu bağların, yani buradaki bağların biri sigma biri pi bağ olduğu için, yani burada toplam 2 sigma 2 de pi bağ var. Şurası doğru. Ve karbon atomuna baktığımızda 1 2 tane sigma bağ olduğu için SP hibritleşmesi yapmıştır. Her iki taraftan eşit çektiği için, yani çekildiği için apolar bir moleküldür. O zaman burası doğru. Su. Suyu çizerseniz evet, oksijen 6 tane noktası vardı. 2 tane bağ yapacaktı. Bu şekilde çizdik. Bakın burada bakarsanız 1, 2. 2 tane sigma bağımız var. O zaman şu kısım doğru. Hibritleşmemize bakarsak 1, 2, 3, 4 tane elektron çifti var etrafında. Yani doğrultu sayısı 4 olduğu için hibritleşmesi SP3'tür. Burası da doğru. Ve merkez atom üstünde elektron çifti olduğu için polar bir molekül. Su ile ilgili verilen bilgiler doğru. Amonyaya baktığımızda, şimdi amonyayı da şu şekilde çizebilirsiniz. Şimdi burada 1, 2, 3 tane sigma bağımız var. Doğrudur. Toplamda bakın merkez atom için 1, 2, 3, bir de elektron çiftini sayarsak 4 olduğu için hibritleşmesi SP3'tür. Şu ikinci bilgi de doğrudur. Ve merkez atom üstünde elektron çifti varsa nedir? Bir kutuplaşma söz konusudur. Polar bir moleküldür. Buranın tamamı doğrudur. Evet, bor trihidrür denilmiş. Onu da şöyle çizebilirsiniz. Şimdi bor 3 bağ yapacaktı. Çünkü 3 tane noktası vardı. O zaman burada şunu söyleyebilir miyiz? Bakın bu bileşikte 3 tane tekli bağ olduğu için 3 sigma bağ var. Ve buradaki merkez atom 3 tane sigma bağ olduğu için SP2 hibritleşmesi yapar. Ve merkez atomun elektron çifti olmadığı için apolar bir moleküldür. Ama burayı okuduğumuzda yine bu bilgiler yanlış. Yani şu başlığı alıp şu formaldehitle yer değiştirirsen verdiği bütün bilgiler doğru olacaktır. O zaman şıklara bakarsak cevap şu şekilde, yani formaldehitle bor trihidrür yer değişmesi lazım. Cevap B şıkkı çıkar.
13. sorumuza bakarsak diyor ki yoğunluğu 1.6 olan 4 molarlık X çözeltisi hazırlamak için 50 gram X kaç gram suda çözünmelidir diye sorulmuş. Şimdi burada öncelikle şunu söyleyeyim. Şu bilgiyi kullanarak bu maddenin kütlece yüzde değişimini bulabiliriz. Çünkü şöyle bir formülümüz var. Molarite eşittir. Denizde yüzen 10 manken diye kodlamıştık. Şimdi molaritemiz 4. Yoğunluğumuz 1.6. Kütlece yüzde değişimini bilmiyoruz. 10 bölü mol kütlesi de 80. Şimdi buradan sadeleştirme yaparsak şöyle şunla şunu götürdük. O zaman buradan şunla da şunu sadeleştirsek 0 2 katıdır. Yani burada 2 bölü 10 olarak yazabilirsiniz. Sadeleştirirseniz 2. 2'yi de hani 10 aşağıda var. O zaman kütlece yüzde değişimimiz 20 çıkar. Bu işlemin sonucuna 20 bulduk. Şimdi kütlece yüzde değişimin formülünde hatırlarsak yüzde değişim eşittir. Çözünen bölü çözelti çarpı 100 diye bir formül vardı. Çözünenin kütlesi çözeltinin kütlesi çarpı 100. Şimdi yüzde değişimimiz 20 çıktı. Çözünenin kütlesi 50 gram. Şimdi çözelti dediğimiz buraya su artı 50 yazacağız. Yani toplam çözelti yazıyoruz. Çarpı 100. Şimdi buradan sadeleştirme yaparsak bakın şöyle şurayı sadeleştirdik. Burada 1 kaldı. Burada 5 kaldı. O zaman içler dışlar yaparsak su artı 50'den 5 çarpı 50'de 250 yapar. Buradan 50'yi karşıya attınız. Su eşittir. 200 gram olarak çıktı. Yani cevap C şıkkı oldu arkadaşlar. Evet, denememiz burada bitmiştir arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize kolay gelsin.